ve Fenerbahçe dünya kulüpler sıralamasında Avrupa devlerini geride bıraktı. Ezeli rakibi Galatasaray'a atmış olduğu fark da dikkatlerden kaçmadı. Evet, detaylara geçmeden bir tıkla videomuzu beğenmenizi istiyoruz ve hemen açıklanan listeye bakıyoruz. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu son bir yılın en iyi kulüpler listesini açıkladı. Listede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Adana Demirspor'un da yeri belli oldu. Listenin başında ise geçen sezon tüm kupaları kazanan Manchester City oldu. İkinci sırada tabii ki Real Madrid var. Bir önceki senenin listesinde 28. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni açıklanan istatistiklerde 16. sıraya yükseldi. Sarı lacivertliler Paris Saint-Germain, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal gibi takımları geride bıraktı. Ezeli rakibi Galatasaray'a ise büyük fark atıldı. Sarı kırmızılılar 125 puanla 94. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise kendisine 135. sırada yer buldu. Açıklanan listeye bakıldığında Fenerbahçe'nin dünyadaki popülaritesi bayağı bir yüksek. Böyle bir kulübün, Türkiye Süper Lig üstü bir kulübün neden hala Avrupa Kupası kazanamaması gerçekten tuhaf. Dünya sıralamasında kendisine iyi bir yer bulan Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig'inde de rekor kırdı. Nasıl mı? Süper Lig'de yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Sarı Lacivertliler bu sezon transfer ettiği oyunculara ciddi bir bonservis bedeli ödedi. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe bu sezon 56.8 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en çok harcama yapan takımı olarak rekoru eline aldı. Bunun yanı sıra aynı zamanda Sarı Lacivertli kulüp 55 milyon euroluk elde ettiği gelir ile adından sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna kattığı gibi elindeki oyuncuları da iyi fiyata sattı. Sarı lacivertlilerin kulüp tarihinde bir futbolcuya en fazla bonservis ödenerek kadroya kattığı Cengiz Ünder, Süper Lig tarihinde ise bonservis ücretine en fazla yatırım yapılan yerli futbolcu olmuş oldu. Sadece harcanan parayla değil, kazanılan parayla da zirveye yerleşti. Real Madrid'in 20+10 milyon euro ödediği Arda Güler, Fenerbahçe'ye en çok para kazandıran yerli futbolcu da olmuş oldu. Fenerbahçe harcadığı ve kazandığı paralarla zirveye yerleşti. Tek eksik olan şey sadece kupa.